Merhaba arkadaşlar. Bugün size Dynamo, Revit ve Robot Structure iş akışını göstermeye çalışacağım. Burada örnek olarak bir tavuk çiftliği projesinin Dynamo'da parametrik hale getirilmiş şekli var. Bu şekilde parametrik ölçü değişiklikleriyle proje yapım aşamasını ciddi bir şekilde kısaltmak mümkün. Örneğin burada çiftlik projesi için seçeceğimiz çatı aşığı profili, duvar aşığı profili, giriş kolon, mahya profilleri gibi profilleri seçebiliyoruz. Tabi bu model biraz ağır olduğu için tabi bilgisayarın gücüne bağlı olarak da biraz yavaşlatıyor. Evet, buradan seçmemiz mümkün. Tabi Revit'te bu buradan seçeceğimiz profillerin de yüklü olması gerekiyor. Onu da şuradan gösterebilirim. Tabi bilgisayar izin verirse. Evet, şu an bilgisayar kendine geldi. Buradan seçeceğimiz profilleri Families altından yüklü olup olmadığını buradan kontrol ediyoruz. Mesela kolon profilleri IP273-300 burada. Framing IP profiller burada. Kare profiller, dikdörtgen profiller buralarda mevcut. Ona göre buralardan seçeceğiz. Burada çatı aşık profilini seçiyoruz. Burada 164 mm kalınlıkta olan kutu profil seçtik. Burada yan aşıklar için 80, 44 ve yine giriş profilinde 240 IP240 kolon profili için IP300 seçelim. Bunları seçebiliriz. İsteğe bağlı. Şekilde bunları seçtikten sonra buradaki ağda gördüğünüz üzere burada bayağı bir yoğun çalışma var. Bunları belirledikten sonra bilgisayarın tabi izin verdiği ölçüde buraya aktarmasını yapacağız. Tabi bu iki program şu an birbirine bağlı olduğu için biraz sıkıntılar olabiliyor tabi. Tabi bilgisayar gücüyle de alakalı olarak biraz daha bekleyelim. Evet, profillerimizi seçtik. Şimdi aktarma işini yapmaya çalışacağız. Buradan Run butonuna basarak buradaki tüm veriyi buraya aktarabiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmek gereken bir husus var. Şimdi buradaki verilerin hepsi milimetre olarak girilmiş durumda. Bu Revit'te de milimetre olması gerekiyor ki hani yapılan proje birbiriyle tutsun. Bunda Manage'den kontrol edebiliriz. Bu şekil. Burada Project Units'ten milimetre görülüyor. Şimdi run işlemine başlayalım. Bakalım ne kadar sürecek. Şu an tüm geometriyi, tüm burada belirlenen özellikleri Revit ortamına aktarmaya çalışıyor bilgisayar. Aslında model olarak çok kompleks bir model değil. Fakat buradaki
ağırlıktan dolayı, bu parametrik yoğunluktan dolayı bu biraz zaman alıyor. Hatta burada görüyorsunuz. İşlemcimiz ısındı. Geliyor. Parametrik modelimiz oluştu. Yalnız buradaki işlemin bitmesini beklemek zorundayız. Şimdi buraya gelen model gördüğünüz üzere analitik model. Şimdi yakından da işlem bitince yakından da inceleriz. Yani buradan robot structure'a göndermeye hazır halde. İsterseniz burada, isterseniz Revit Structure Analysis'te düzeltmeler yaparak projenizi hazır hale getirebilirsiniz. İhtimalle daha hızlı bir bilgisayarda bu işlemler daha da hızlı olur diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha bekleyelim. Evet. Buradaki işlem bitti. Şimdi modelde oluşmuş durumda. Buradan inceleyebiliriz. Gördüğünüz üzere. Evet, gördüğünüz üzere burada modelimiz oluştu. 3 boyutlu görünümde tabii. Bunu bu şekilde cepheden de görebiliriz. Birleşimlerde sıkıntı yok. Analitik model. Güzel. Şimdi bunu robot ortamına aktaralım. Bunu kapatabiliriz ve böylelikle modelimiz daha hızlı çalışır halde olur. Bunu robot structure'a göndereceğiz. Önce açalım. Buradan 3 boyutlu çelik şablonunu seçiyoruz. Burada başka bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt Revit'e geçip analiz bölümünden structural analiz link kısmına tıklayıp Send model direct integration diyerek direkt robota gönderebiliyoruz. Tabi bu da biraz zaman alıyor ama yine dinamo da aldığı kadar olmaz diye düşünüyorum. Robota gönderildi. Raporda bir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere geldi modelimiz. Üç boyutu açıp bakabiliriz. Buradan özelliklerden profil IP300 seçtiğimiz gibi. Burada materyal olarak 235 görünüyor. Siz de değiştirebilirsiniz. Tabi buralara şey atamamış.
Anlatamadı. Çok zor bir şey değil. Buradan seçerek fix model atayabiliriz. Özünde bu şekilde değişiklikler yaparak modelinizi tamamlayıp projenizi bitirebilirsiniz hızlı bir şekilde. Burada Revit'ten otomatik gelen yük şekilleri var. Onu da istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İş akışı bu şekilde. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz şeyler varsa bunları yorum bölümüne yazarak sorabilirsiniz. Dinamo hakkında detaylı bir video istiyorsanız bunu da belirtin. Veya merak ettiğin kısımları varsa bunları bana YouTube ortamında yorum kısmında yazarak bildirebilirsiniz.